وَلَوْلَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ Allah Teala'nın fadlı olmasa, rahmeti olmasa, yani Cibril-i Emin bu ayetleri indirmemiş olsa, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِنَ النَّاسِ اَوْ مِنْ أَصْحَابِ Ashabından bir grup, işte o Benu Dafer, onlar bu hadiseyi örterlerdi, gizlerlerdi, yani اَدْمَرَتْ لَهَمَّتْ اَنْ يُضِلُّكُ Yani neden? Seni böyle yanlış hükme sevk edebilmek için, yanlış bir hükme sevk edebilmek için. Fakat وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَوْ اِسْتِعْنَافِيَ Peki böyle yapmış olsalardı, ayet-i kerime gelmese, Efendimiz de onların sözüne, deliline, şehadetlerine bakıp da Yahudi aleyhine hüküm verseydi ne olurdu? Onlar kaybedeceklerdi. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Çünkü Cenab-ı Hak ahirette bunun hesabını onlara soracak. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Efendimiz Aleyhisselam'a da hiçbir şekilde onlar zarar veremezler. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Kendilerine zarar verirler. Çünkü ahirette Allah Teala bunu muhakeme edecek. Yani hayatud dünya, yani deni bir hayat, şu kadar sürecek bir hayat için bu kadar büyük bir cürme, bu kadar büyük bir günaha onlar irtikab etmiş oldular. Peki ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem ta'lem. Peki Allah Teala bu kitabı neden indirdi? Hani konu başlarken inna enzelna aleykel kitabe bil hakki li tahkuma beyne'n nasi bima araka Allah buyurmuştu. Kur'an-ı Hakimi inzal edişin gayesini tayin etmişti. Peki burada yine ona telmih var, ona işaret var. Ve enzelallahu aleykel kitab. Ala harfi cerini ifade ediyordu istila. Yani bu vahiy seni kuşattı. Yani seni kuşattı, bütün alem-i İslam'ı kuşattı. Ve enzelallahu aleykel kitabe. Kitabı indirdi başka. Vel hikme. Hikme. Es-sunne es-seniyye. Es-seniyye ne demek? Er-rafi'a. Yüce, yüceltilmiş, buhtanlardan, iftiralardan korunmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Onu da indiriyor yani. O da vahiydir. Değil mi? Şimdi uğraşıyor birileri. O vahiy değildir diye. Ya Kur'an-ı Hakim'in kaç ayeti ki? Şimdi o bahse girsek belki bir ders o bahiste gider. Kaç bahisi, kaç ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesinin, refiyesinin yani. O sünnet, sünneti seniyye kardeşim, tamam mı? O sünneti ihsaniye değil, sünneti aliye değil. Karıştırma, şaşı olma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil'in baktığı gibi bakma. Kur'an-ı Hakim'in zaviyesinden bak. Ebu Bekir'in zaviyesinden bak. Tabii ki şöyle yani muazzez muhataplara demiyorum ben onu da. O sünnete onların zaviyesinden bakanlara söylüyorum. Bu sünnet sünneti seniyye. Yani Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in sünneti değil. Allah Resulü'nün sünneti. Peki hani diyor ya Mevlana, kârı pâken râ kıyas ez hodme gir gerçiman edder nuvişten şiiru şiir. Yazılışta şiir aslan demek, şiir süt demek. İkisi de aynı. Yazarken aynı yazıyorsun değil mi Farsça? Şiir süt, şiir aslan demek. Ama hakikatlerine baktığınız zaman, müsemmalarına baktığınız zaman birisi çocuklara, insanlara, herkese hayat veren süt, diğeri ise insanları katleden, öldüren canavar, yani bir aslan. Aralarında ne kadar fark var? Yazılışları aynı. İşte Fatıma'dan doğan, babası falan filan olan veya başka bir kadından, herhangi bir kadından doğan Muhammed'le Amine'nin oğlu Hazreti Muhammed arasında sütle aslan kadar, her ne kadar yazılışları aynı olsa da ne kadar fark varsa, yeryüzündeki Muhammed'lerle Amine'nin oğlu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında o kadar fark var. İşte o farkı Kur'an-ı Hakim'in zaviyesinden bakınca anlayabilirsiniz. Yine Mevlana Hazretleri buyuruyorlar ki su var. Şöyle bakınca o suyun acı mı ya da tatlı mı olduğunu anlayamazsınız. İdrak edemezsiniz, tatmanız gerekir. Allah Resulü'nü Kur'an-ı Hakim'le tadacaksınız. Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la tadacaksınız. Hani efela yetedebberunel Kur'an. Tedebbür
anlamı neydi demiştik? En nadar duburil emri, değil mi? Son tahlilde bakacaksınız. İşte ona bakın, öğrencileriyle bakın, adaletiyle bakın, cemiyet nizamıyla bakın, iktisat nizamıyla bakın. Ezilen, horlanan, dışlanan var mı? Var mı birisi? O zaman onu tatmak lazım. Tatmayanlar anlayamazlar. Onu sıradan bir insan gibi görüyorlar. Maalesef bu adam okuyor işte, kariyeri var, şusu var, busu var. Bunlar hikaye, bunlar boş şeyler. İcazeti yoksa, fıkhı, tefsiri, hadisi gidip de bir hocanın karşısında okumadıysa olmuyor işte. Yani bir körlük oluşuyor. Fıkıhta belki bir tane metin kitabını okumadan doktor oluyor, iki tane tez hazırlıyor. Sonra doçent oluyor, profesör oluyor ama bir metin kitabını belki okuyanlar vardır, okuyanlarını. Yani sünnet-i seniyeye bağlı olanları, sadakat gösteren hocalarımızı tabii ki bunlardan, bu bahislerden tenzih ederek söylüyoruz. Ama ötekileri malum, yani görüyorsunuz. Dolayısıyla hakikat ortada. Ulema, hakikat ortada. Ulema işte eserleri ortada. Onlar da ortada. Tatmak lazım yani. Oryantalist zaviyeden bakarsanız sonra ne olur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Eğer birisinde safra hastalığı varsa şekerin tadını alamaz, değil mi rahimeullah? Peki şekerde mi kusur var? Kusur, problem, maraz onun dilinde. Hastalıktan dolayı şekerin tadını alamıyor. O halde şekeri değil, o dili düzelteceksiniz, o adamı tedavi edeceksiniz. Problem sünnette değil. Onlar mikrop kapmışlar, oryantalist mikrobu kapmışlar, onun için zehirlemişler. Sünnetin tadını alamıyorlar, bakamıyorlar yani. Es-sünne seniyye olarak bakamıyorlar. Es-sünne er-rafi'a olarak bakamıyorlar ona. Allah Teala o bakamayanlara da, hepimize de, evvela bize, onlara, hepimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla anlamayı o feraset nasip eylesin. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmeh ve allemeke ma lem ta'lem. Bilmediğini sana öğretti. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın muallimi kim? Kur'an hakim. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem. Şimdi yettebi'ûne rasûlen nebiyyel ummiye, değil mi? İki ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmi olduğuna işaret ediyor. Ama bunlar ısrarla diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okur yazardı. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi olunca onun tek isnat merkezi var ilminin, neresi? Allah Azze ve Celle, değil mi? Vahiy, başka yok. Peygamberin öğretmeni yok. Peki insanlar neden okur yazar olurlar? İnsanların bilgisine muhatap olabilmek için, onlara öğrenci olabilmek, yani sayfaları anlayabilmek için. Peki Efendimizin muallimi ve alleme Adem'el esma'e kulleha thumma aradahum alel melaike olunca, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmene, kitabı anlamak için okur yazar olmaya ihtiyacı var mı? Yok. Okur yazar olmak zıttı ne? Ümmi olmak. Peki cahilin zıttı alim olmak. Bunlar kelimeleri, kavramları birbirine karıştırdığından Kur'an-ı Hakim'de de onu anlamada da ihtilat yaşıyorlar işte. Karıştırıyorlar. Kur'an-ı Hakim'e muhatap olamıyorlar. Evvela bunları almalı, bunlara ıstılah öğretmeli, değil mi? Istilah, mefahim öğretmeli. Evvela bunlara ıstılahatı göstermeli. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fadlullahi aleyke azîmâ. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde Allah Teala'nın fazlı büyüktür. Aleyke azîmâ nedir o? En büyüğü nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a talim ediyor olmasıdır, değil mi? Talim ediyor olmasıdır. Ve kâne fadlullahi aleyke azime. Evet, bu fadıl o kadar büyüktür ki işte böyle yer yerinden oynar. Kolay mı aleme nizam vermek?